Günaydın canlarım. İğrenç, kirli kahve fincanımı gösteriyorum size. Ya şöyle aynen köpüğüm öpüğü gitti döküldü. Kahvaltı falan yaptık işte. Şimdi kaynana gelin karşı karşıya Türk kahvesi içiyoruz. Şöyle göstereyim. Köpüklerini içtik. Öyle oturuyoruz bugün. İnişteniz geliyor. Benimki geliyor yani. Allah nasip ederse işte 12'de binde 9 gibi falan burada olur. Öyle bugün evdeyim yani. Evde öyle kızlar biraz kaş bıyık falan alacağım kendim. Bakalım. Elimi yüzüme biraz çeki düzen vereyim. Dur size yüzümü göstereyim. Önlüğümü şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Kettle'a sıcak su koydum arkadaşlar. Kaynasın. Ondan sonra kettle'ı buraya koyacağım. Kettle'ın önüne de telefonu dayayacağım. Ki kameraya çekeceğim. Belki bulaşık nasıl yıkanır merak ediyorsunuzdur. Delirdim, delirdim. Şu bardak iki tanesi temizdi bunları. Bunları kırmışım. Şu şişeleri falan. Su bir kaynasın da canlar. Bulaşıklara başlayayım ben. Lay lay lom galiba sana göre sevmeler hopa şinanay galiba sana göre sevilmeler uğramazsın semtine ayıplar utanmalar duysalar el alem bize ne söyler şarkı zor hatırladım da. Suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynasın. Bulaşıkları yıkayacağım. Ondan sonra şu kaşlarımı, şu pala bıyıklarımı. Ya çok yok da. Şöyle göstereyim. Birine de bir alacağım bakalım inşallah. Neyse bakalım. Şimdi başlayalım. Bizimkiler geldi kızlar. Çınar Yusuf'un kapık geldi şeye bak. Babaanne sana ne aldırmış? Getir göster. Ne güzel bak. Çok güzel. Sür bakalım nasıl oluyor. Oh. Oh. Hadi güle güle kullan. Teşekkür ettin mi? Teşekkür ederim babaanne. Evet, kanatları var. Ne güzel gidiyor değil mi? Hiç eli boşta dönmezsin. Kızlar ben şimdi çok pardon şekerpare konuşamadım. Şekerpare yapımına başladım. Hemen şöyle bir malzemeleri göstereceğim size. Zaten bundan önceki eski videolarımda bir tane vardı şekerpare videom. Yani onu da izleyebilirsiniz ama yine de bir çekeyim dedim. Bu arada kayınvalidem burada oturdu. Yaprak sarmasına başladı, sarıyor. Oğlu gelecek. Aynen bugün Yakup Bey geleceği için yani evde bir telaş, bir curcuna yaprak sarması yapacağız. Ondan sonra tatlı yapıyorum. Sonra kayınvalidem şey yuvalet yapacak. Büyük ihtimal onu da çekeceğim. Bilenler bilmeyenler görsün. O da etten oluyor böyle. O da çok lezzetli güzel bir şey oluyor. Tatlıya ne kattım şimdi canlar? 125 gram margarin koydum. Yani zaten 250 gram ya bir şöyle sana ya. Onu ortadan ikiye böldüm. Sanırım 3 yemek kaşığı. Evet 3 yemek kaşığı irmik koydum. İki tane yumurtam var. Yumurtamın bir tanesini sarısını şöyle ayırdım canlarım. Çünkü dışına süreceğim. Bir su bardağı pudra şekeri kattım. Başka ne kattım ben buna? Bir şey katmadım kuzular. Şurada da size göstermek için 3
Buçuk su bardağı. Yine su bardağının ölçülerini göstereyim. Şu şekilde. Klasik su bardağı. 3,5 su bardağı da unumu hazırladım. Şerbetimi de hazırladım. Onu içeriye koydum camın önüne soğusun diye. Şerbet buz gibi soğuması gerekiyor çünkü. Tatlı sıcak olacak. Şerbet soğuk olacak. Şurada da kabartma tozum ve şekerli vanilyam da hazır. Ben şimdi bunu bir güzel yoğuracağım. Yoğurduktan sonra tekrar size çekerim. Ya da böyle canlı canlı mı yoğursam bilmiyorum da. Neyse yoğurduktan sonra çekeyim kızlar. Çok da uzun olmasın video. Öyle bakalım şimdilik. Evet kızlar, şöyle bir tepsi çıktı. Böyle şekil verdim. Yumurta sarısını sürdüm üstüne. Şu kadar bir hamurum kaldı. Tabii ki de bunu da küçük borcama yapacağım. Onu da yuvarlak yuvarlak yapacağım. Şimdi canlarım, bunların üstüne biraz şekil verelim. Şöyle. Yani çatalı şu şekilde yaparsanız çok bakın takılır arkadaşlar. Yani gerçi böyle de yapabilirsiniz de. Ben genelde şöyle ters uyguluyorum. Şöyle hemen böyle çatal atı veriyorum üstlerine. Hiç kareli mareli bir şey yapmıyorum yani. Şöyle. Bakalım evdeki gibi inşallah güzel olur. Şu kalan hamuru da küçük borcama hemen yuvarlak yuvarlak yapacağım, onlara da farklı olsun istedim. İnşallah güzel güzel puf puf poğaça gibi olmuştu çünkü geçen gün evde yaptığımda eşim falan bayıldı. Fırınımı da ısıttım 180 derecede. Arkadaşlar kaç dakika pişecek? Yani üstü kızarıncaya kadar. Şu yumurta sarısı var ya üzerinde. Yumurta sarısı kızarıncaya kadar pişecek. Öyle. Bakalım neyse, vereyim de fırına. Şunları da ben, şu kalan parçayı da. Bu arada hamurun kıvamı da şöyle kulak memesi kıvamında canlar. Onu da göstereyim. Zaten daha önceki videolarımda şekerpare yaptığım videom var. Onu da daha detaylı izleyebilirsiniz. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Kızlar, birinci tepsim çıktı. Şöyle borcama şerbet dedim, koydum. Ağzını da kapattım. Ama inanın hiç istediğim gibi olmadı ya. Peki niye istediğim gibi olmadı söyleyeyim mi size? Açık açık. Kayınvalidemle muhabbete dalmışız ben hamuru yoğururken. Kabartma tozuyla vanilyasını atmayı unutmuşum. Yani yoğrulmuş kaskatı hamura sonradan biraz yağla sulandırıp kabartma tozuyla vanilyasını attım. Büyük ihtimal ondan kaynaklanıyor. Yani evde yaptığım, daha önceki videolarımda var kızlar, ona bakabilirsiniz. Evde yaptığım şekerpare 10 numaraydı yani. Böyle böyle puf puftu. Çatlak çatlaktı üstleri falan. Yani bunda bir sertlik var. Hamurunda falan da sertlik var. İnşallah tadı güzel olur ya. Öyle. Bakın birinci tepsi çıktı da. İkinci de zaten artan hamur var diye biliyorsunuz. Onu da küçük borcama dizi verdim. O da pişiyor şimdi. Onu da biraz sonra şerbetlerim. Öyle. Biraz önce görümcem aradı. Ne yapıyorsunuz yenge dedi. Tatlı yapıyorum Ebru dedim. Çikolatalı keki mi yapıyorsun dedi. Hayır dedim, şekerpare yapıyorum. Hani çikolatalı kekten bir daha yapacaktık dedi. Geçen yaptıydım ya, ıslak kek çikolatalı soslu. Çok beğenmiş onu. Onu zaten beğenmeden kalmadı. Herkes çok beğendi. Hani ondan yapacaktın dedi. Vallahi dedim yapmadım. Hani şekerpare yaptım. Mecburen bana bir yol daha göründü. Şimdi kızı yap dedi yani. Şey yapamam. Bu sefer olmaz yapmazsam. Ben içim rahat etmez. Bakalım, çikolata sosu yok şimdi. Çikolata sos falan alırız. Ya akşama yaparım diyorum ya yarın sabaha, gerçi bırakmam da herhalde onu da bugün yapacağım. Çekerim, olmazsa yarınki videoya eklerim. Öyle bir şeyler yapacağım bakalım kızlar. Kızlar, şekerpareler çok istediğim gibi olmasa da yine de oldu. Şöyle ters çevirdim. Ön tarafları da iyice şerbete bulansın diye hepsini birleştirdim. Ondan sonra tekrar düzüne çevireceğim. Üstüne de hindistan cevizi dökeceğim. O şekilde. Ben şimdi ne yaptım? Pazardan patlıcan almıştık. Onları böyle fırına verdim. Bunları közleyeceğim. Ondan sonra güzel kabuklarını soyacağım. Sarımsaklı yoğurtla, zeytinyağlı o şekilde patlıcan salatası yapacağım. Hani normal bildiğiniz patlıcan salatasıydı. Sadece yoğurtlu patlıcan salatası yapacağım.
Öyle, bunlar da burada. Kızlar biz takır 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 Çınarüstü Market'e gidiyoruz. Kakao alacağız. Üstüne de çikolata sos alacağız. Üstüne spor ayakkabılarım var. Böyle tayt pantolon var. Tişörtüm ve hırkamı giydim. Çınarüstü uçağını götürüyor. Böyle gidiyoruz. Tamam. Hadi baba. Tamam anneciğim. Kızlar Çınar'ı parka getirdim. Biraz parkta oyalanıp eve geçeceğim. Ne gördün? Git hadi kaydıraklara bin. Evet canlarım. Patlıcanlar közlendi. Kabuğunu soydum. Güzel doğradım. Şöyle tabakta. Taze sarımsak vardı. İki diş, böyle iki tane taze sarımsak doğruyorum şu an. Yarım saat 45 dakikaya kadar falan da Allah nasip ederse eşim evde olacak. Ben de şöyle üzerime biraz çeki düzen verdim. Yani 3 orman giydim yine de. Üzerimi falan değiştirdim. Şu meyve bıçağıyla kesiyorum çünkü harika kesiyor arkadaşlar. Harika. Yani şu an parmağımı bile kesebilirim. Ay ay. Vallahi kocacığım da gelsin artık ya. Gerçekten özledim ya. Yani taze sarımsak yoksa normal sarımsakla yapın. Ama ben taze sarımsak var diye taze sarımsakla yapmak istedim. O yüzden babyler. Ay, şimdi sarımsağı doğradım. Hiç ayrı bir kapta yoğurt falan yapmayacağım canlar. Şöyle şu yuvarlak borcamın küçüğünde, en küçük boyu var ya, fındık boyu. Onda iki güzel yoğurdumu alacağım. Şöyle yoğurdun katı kısımlarından alırsanız, hatta süzme yoğurt olursa canlar daha güzel olur yani. Şöyle biraz yoğurt. Evet, zaten çok da yok yani patlıcanım. 4-5 tane bu kocaman kocamanlardı ama işte közlenince küçücük kaldılar. Şöyle bir koyayım da deneyeceğim bir saniye. Kızlar mayonez aldım da. Çok da fazla kalmamış. Rahatsızlıktan dolayı bir saniye durdurayım. Evet kızlar, zar zor içinden mayonez de çıkardım ama bayağı da bir çıktı yani. Şimdi yoğurt koydum, mayonez koydum. Sarımsaklarımı doğradım. Patlıcanları da koyacağım içine. Ne koyayım? Zeytinyağı mı? Zeytinyağı da koyacağım. Şimdi biraz da tuz atacağım. Çınar Yusuf mu? He. Olsun olacak. Sen önce gir de bakalım bir. Çok iyilerdim. Ay ben de bir yapayım. Tamam anneciğim. Babaannem bir yıkansın o zaman da. Ben yıkandım babaannem. Sen yıkan. Tamam. Ay, sıcak. Video açık. Kızlar videonun açık olduğunu unutmuşum. Çınar Yusuf da bıcı bıcı yapacakmış da. Ay, çok şükür. Bin şükür. Valla güzel koktu ama. Çınar Yusuf rahat verir misin? Tamam sen de yıkanacaksın, bekle. Sıranı bekle. Şş,
şey gibi oluyor. Bu hünkâr beyanlar ya arkadaşlar. Patlıcan közlemesiyle önce bunu belli bir unla, sütle falan sosunu yapıp da üstüne et koyuyorlar ya. Onun gibi oluyor. Tadına bir bakacağım. On numara. Çok güzel oldu. Sen de yapmıyor. Efendim. Camın kenarından ben de bir sabun alın versene yaz. Dur bir saniye. Evet kızlar şimdi çok az. Aslında hiç atmasam da olur ama biraz böyle zeytinyağı kokusu olsun diye. Çok az böyle. Ben de yapmıyorum babaanne. Tamam. Hatta fazla bile kaçtı yani. Anne bunu ben yapayım. Çınar Yusuf rahat verir misin? Böyle biraz zeytinyağı kattım. Birazcık daha zeytinyağıyla birlikte karıştırayım. Yani hiç de katmasanız da olur yani. Zaten hiç gerek yok bence yağ. Mayonez zaten kendince yağlı bir gıda. İçinde yoğurt var. Ben böyle biraz farklı bir lezzet versin diye kattım. Üzerine de nane mis gibi kokuyor. Şöyle birazcık çok az süslemek amacıyla nane. Gezdim. Ve size son halini göstereyim şöyle. Şu şekilde kızlar. Yoğurtlu patlıcanım da hazır bulunmakta. Bugün mutfaktan çıkamadım. Hala da çıkamayacağım. Dedim ya markete gittim. Parka falan gittim. Şu çikolata sosu aldım. Doktor Ösker'in. Şu Ülker'in de kakaosunu aldım. Kakaolu çikolata soslu kakaolu ıslak kekim çok beğenildi arkadaşlar gerçekten. Çok büyük ısrar üzerine. Bir dön yapacağım. Her şeyin de son halini göstereyim. Şekerpareni. Şöyle. Üstünü de süsledim. Büyük fırın tepsisini aldım. Zaten yeterince dinlendi dışarıda. Alır. Şimdi soğumaya bıraktım. Biraz dinleneyim. Ya eşim gelir yemek falan yeriz. Ondan sonra yaparım. Ya da şimdi yaparım. Ama çekmeyeceğim arkadaşlar. Geçen de çektim. Artık 10 defa da aynı şey çekmenin alemi yok yani. O yüzden çekmeyeceğim kakaolu ıslak kekim. Şimdi bunu da şey yapacağım. Buzdolabına koyacağım. Kaldıracağım. Bu da dinlensin güzel. Şimdi arkadaşlar artık kapatıyorum ben. Bugünlük bu kadar benden. Gerçekten çok yoruldum. Bence güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum ben. Hani en azından farklı bir şeyler oldu. Ya evime gittiğim zaman zaten her şey daha iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Eğer videomu yeni rastladıysanız otomatiğe bağlamış gibi her defasında bunu söylüyorum kızlar. Ama kusura bakmayın yani söylemek zorundayım. Ne kadar çok takipçi o kadar çok video yani. Çok mutlu oluyorum yani. Beni o kadar çok kişi izleyince, yorum atınca çok mutlu oluyorum. Anneciğim dövme beni. Beni dövüyor Çınar. O yüzden videoma yeni rastladıysanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi bakın kızlar. Sizleri çok 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 seviyorum ve sopa yiyorum şu an. Öpüyorum sizi ve Çınar Yusuf da sizi öpmek istiyormuş. Gel. Çınar da sizi öpmek istiyormuş. Öpücük. Bye bye.